Reyhancığım, her şey için sana çok teşekkür ediyoruz. Ne demek aslanım, her zaman beklerim. Evet. Yolunuz düşerse her zaman beklerim. Eksik olma, şimdi en heyecanlı yerdeyiz. Gerçekten öyle, heyecanlandım. Evet, farkındayım. Kaç puan bekliyorsun? 4'ten aşağı beklemiyorum aslanım. 2'yi görürsem bilmiyorum ne olur. Üzülürüm yani, inanın. O zaman daha fazla evet, heyecanla bırakmayayım. Hemen başlayalım Melike'ciğim. Benimle önce başlayalım. Sebepleri ardından puanını görelim canım. Tamamdır Aslı Hanım. Öncelikle her şey için teşekkürler. Bugün çok güzel bir güler yüzle karşıladı bizi arkadaşımız. Gün boyunca eleştirilerimize gereksiz bir tavır sergilemedi, bizi güzel ağırladı. Ben sofrasını beğendim. Öncelikle sofradan başlamak istiyorum. Sofrası, masası güzeldi. Bütün arkadaşların, ailelerin, senin ellerine sağlık. Ama biraz karışık bir düzeni vardı sofrasının, ortadaki sunum tabaklarının. Bu biraz gözüme hoş gelmedi. Plastik şişeler, her zaman söylediğimiz gibi, bunları da sevemedik. Yine de ellerine sağlık. Teşekkürler. Evin güzeldi. Benim tarzım değildi. Senin tarzına göre döşenmiş tabii ki de. Zevklerine göre beğendim. Yine biraz karışıklıklar vardı. Mutfakta olsun. Çeyizini biraz az buldum. Yani genel olarak güzeldi ama tam olarak beğenemedim diyebilirim. Ama yine de teşekkürler her şey için. Peki, puanını görelim. Benim sana puanım... 4 olsa daha iyi olurdu. Hı-hı. Yani Hı-hı. O öyle düşünmüş ama düşük buldum. Dün Buse'nin evinde daha az eleştiri yapmıştım. Misafirperverliğinden yana zerre kadar şüphen olmasın, çok güzel karşıladın bizi. Teşekkür ederiz. Ama eşit puan veremedim maalesef. Buse'ye haksızlık olurdu. Peki. Teşekkür ederim. Peki. Evet Beyza'cığım, seninle devam etmek istiyorum. Önce sebeplerini duyalım. Tabii Aslı Hanım. Puanını görelim. Öncelikle Reyhan'a bize gösterdiği misafirperlikten dolayı teşekkür ediyorum. Hı-hı. Güzel karşıladı bizi. Ben sofrasındaki sunumluklarını beğenmedim ama ikramlıkları gayet güzeldi. Söyledim zaten. Mutfak halını, mutfak perdeni beğenemedim. Salonunu genel anlamda beğendim fakat ünitenle koltuklarının uyumunu beğenemedim açıkçası. Yatak odanı tamamen beğenemediğimi söyledim orada da. Çeyizlerin güzeldi, güzel parçalarım vardı. Yeterliydi bence. Birazcık daha olsa iyi olurdu ama güzel parçaları olduğu için onu kurtardığını düşünüyorum. Genel anlamda evin güzel fakat beğenmediğim yerleri de oldu. Ben puanımı açıklamak istiyorum Aslı Hanım. Puanını görelim çünkü ben de çok merak ettim. Tabii. Benim sana puanım. Şaşkınım. Ortalama bir ev, ortalama bir puan kullandım. Peki 5'i veya 4'ünü ne zaman kullanmayı düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Evin tamamen güzel olsaydı zaten 4 ve 5'i kullanırdık. Var mı başka söyleyeceğin? Yok, hayır. Buse ile devam etmek istiyorum. Evet Buse'cim. Misafirperverliği çok güzeldi. Reyhancığım teşekkür ediyoruz. Mutfağındaki perdeni, halını beğenemedim. Bir de şeyin üzerinde duran, bangonun üzerinde duran o makarna şişesi mi diyeyim artık, vazosu mu? Onun içindeki çayın yanına makarnayı koyman o hoş olmamıştı. Yatak odana girdiğim zaman da perdelerin o odaya uymuyordu. Aynı şekilde poz çok küçük kalmıştı. Bir de çok boş bir odaydı. Birazcık hareket ve renk gerekiyordu. Gene aynı şekilde avizeni de beğenemedim. Çeyizine geldiğimiz zaman da çeyizin benim çeyizime göre az bir çeyizdi. Yemek masanda çok karışıktı. Cam kaselerin, kendi yemek takımının kaseleri hepsi birbiriyle bütün değildi. Başka da diyecek bir şeyim yok. Puanımı açıklamak istiyorum. Peki puanını görelim Buse'cim. Benim sana puanım.
Çok şaşırdım. Sermin'e kaç puan vermiştin hatırlayamadım. Hı. Daha aşağı diyorsun yani. Evet. İki verdim diye tepki aldım ama doğru olanı verdiğimi düşünüyorum. Yanlış yapmadım çünkü Sermin'in evi buna nazaran daha uyumluydu. Bu senin günü geçtiği için kesinlikle artık puanını korumaya başladı. Bundan sonraki günlerde de korumaya devam edecek. Misafirperverlik diyorsunuz. Sadece bunu hiç gün boyu hiç bozmadım. Bu niye ön plana çıkmıyor? Zaten söylüyorum misafirperverliğine verdim diyorum. Bunu puanınızda görmüyorum. Zaten bu o puanın içinde. Ben bunu hak etmiyorum, hayır. O zaman sadece misafirperverliğe mi 2 puan verdin? Misafirperverliğine verdim, ağırlamasına verdim. Ya beğendiğim çok bir şey olmadı yani. Her girdiğim odada bir illaki bir şey vardı ve dile de getirdim zaten, öyle söyleyeyim. Demek ki şunu anlıyorum Aslı Hanım, küçük şeylerden büyük puanlar kırılması gerekiyormuş. Bu saatten sonra bunu anladım, inanın yani. 4 puan verdiğime de çok pişmanım arkadaşıma. Günü geçen bir değişik oluyor Aslı Hanım, ben anlamış değilim. Bu senin verdiği puan tamamen haksızlıktı. Sadece güler yüzü 2 puan etmiyordu. Bence sadece güler yüzü bile en az bir 3 puanda. Evine 1 puan verip 4 puan bile yapabilirdi onu. Ama tamamen kendi gününü geçtiği için strateji uyguladı puanı düşürmek için. Puanlarınızı artık korumaya çalıştığınıza emin oldum ben şu saatten sonra. Reyhan bana diyor ya, pişman oldum 4 verdiğimi. Benim evimle Sermin'in evi aynı kıyasta değildi. Bunu zaten kendin de dile getirdin. Öbür günler bakacağım, ona göre puan vereceğim dedin. Şimdi bir dediğinle bir dediğin birbirini tutmuyor. Ama şöyle, Sermin'le misafirperverliğimiz nasıl aynı değilse, evimizde aynı kefeye koymuyorsun ama benim mesela... Ben senin misafirperverliğine verdim zaten. Ben söylüyorum. Allah razı olsun. Evet. Sermin mi daha vicdansız yoksa Buse mi? Bence bu tartışılır. Ama ben vicdanlı olarak verdiğimi düşünüyorum. Kendi eviyle bu evi kıyasladım ve gereken puanı verdiğimi ve adaletli olduğumu düşünüyorum. Ama hani bir yani şeyle bir bütün değil. Ben de senden 3 puan bekliyordum açıkçası. Evet. Hani 2 puan bana da biraz zayıf gibi geldi. Yani şaşırdım, ben de şaşırdım diğer gelinler gibi. Aslı Hanım, ben bir şey söylemek istiyorum. Evet. Ben bile 3 puan verirken bir üzüldüm. 4 mü versem 3 mü versem arasında kaldım. Hani önceki arkadaşımıza adaletsizlik olmasın diye evini yorumlayarak 3 puan verdim. Ama bence 2 puan hayır yani, evindeki emeklere, kendisinin verdiği emeklere, bizi böyle karşılamasına sadece 2 puan değil yani, 3 olmalıydı en az. Evet, bir cevap hakkı var burada. Yok, ben yani verdiğim puandan memnunum. Memnunsun. Soruyu. Tamamdır. Sağlık olsun. Peki, burada düşünülecek bir şey yok, duygulanacak bir şey yok yani, değil mi? Yani bu duygusallığı bırakalım, bu sıkıntı yok. Üzülme yani. Ağlayacaksın, şey oynamayalım. Peki canım. Sen oynamaya devam ben et. Ben bir şey daha söyleyebilir miyim? Evet. Bölmek istemiyorum ama. Estağfurullah. Sermin'in vicdanına bırakmıştın iş ama yani burada da senin ben vicdanım yerinde yani, rahatım yani, öyle söyleyeyim. Çünkü beğenmediğim yerler var diye söyledim. Mesela salonda şu camlar. Hani onları boyayabilirdi. Yani ben canım, verirken ben kirarken, örnek veriyorum 3 puan da verebilirdim, 4 de verirdim ama ben bunu... 2 çok düşük değil mi ama? Hayır, 2 çok düşük değil mi? 4 ver, 5 ver asla demiyorum. 2 çok düşük değil mi? Yani ben söylüyorum ama. Hani diyorum peki, halın diyorum mesela, bir şey halın. Demek istemiyorum. Biliyorsunuz ki Buse ikinciye katılıyor. Bence ikinciye kazanma şansını yükseltmek için diğer yarışmacıların puanını düşürmeye çalışıyor. Sermin'le devam edelim. Önce sebeplerini duyalım canım. Ben ardından sadece beğendiğim parçaları söylemek istiyorum. Hı-hı. Oturma grubunu, perdeleri beğendim. Uyumlu durmuş. Halıyı beğenemedim. Yerlerle duvar rengini çok beğendim Aslan'ın. Ferah Hı-hı. duruyor. Hı-hı. Yani yatak odasının... Çok şey yapamadım ama yine güzeldi. Çeyiz dediğim gibi benim için önemli değil. Misafirperverdi arkadaşım, teşekkür ediyorum. Teşekkür Güler yüzlüydü. Aslanım, ben puanımı açmadan önce dış sesten tartıyı istiyorum. Tartı? Tartıyı alabilir miyim? Hani, evet. İlk tartı, evet. Şimdi ben vicdanımı tartacağım, puanımı. Sonra da sen vicdanını tartarsın. Benim sana puanım 3 puan. Peki dünkü eve baktığın zaman herkes 4'ü verirken sen 2'yi veriyorsun. Burada herkes 3'ü verirken 3 verme kısmına giriyorsun. Ben de neyi beğenemedin de 2 puanı bana verme kısmına girdin. Burada vicdandan bahsediyorsun. Yani beğenemedim Buse.
Peki, bir şey söyleyecek misin? Serminden bekliyordum. Sıkıntı yok, sağlık olsun. Neyi bekliyordun? Yani bu puanı bekliyordum ben Sermin'den. Anladım. 3 veri diyordun. Evet, yani. Evet. Yani evet. Kafamdaki oydu. Toplamda 11 puan aldın gelinlerden. Şimdi ben senin için puanımı kullanacağım. Teşekkür ederim. Reyhan gelin bizi bugün çok güzel karşıladı. Tüm gelinlerimiz gerçekten bizi çok güzel ve keyifli karşılıyorlar. Farkındaysanız 3 gündür genelde siyah ağırlıkta kanepeler görüyoruz. Gelinlerimiz özellikle siyah kadife kanepeleri tercih etmeye başladı bu hafta. Fazlaca gördük. Evet, onun dışında düğünde gerçekten çok eğlendik, ilişki testinde eğlendik. Bir kan grubu tutturduk gittik ama çok güldük. Ve ne kadar önemli olduğunu sanıyorum bir kez daha anladık. Hele ki son dönemde işte yaşanan felaketten sonra kan grubumuzu bilmemiz ne kadar değerli olduğunu herhalde öğrenmiştik. Bugün bilmediğimizi yeniden gördük. Eminim ki şu anda eşlerinin, ailelerinin kan grubunu öğrenen birçok izleyicimiz vardır diye düşünüyorum. Onunla birlikte çeyizinde gerçekten ödüllü, şahane bir iki parça gördük. Ben çok beğendim. Zaten Bursa gelinlerimiz çeyize çok özen gösteriyorlar. Yemek masası da özenliydi. Misafirperverliği de oldukça güzeldi. Ben gelinime yuvasında mutluluklar diliyorum. Evet, ben de puanımı kullandım ve sen benim puanımı cuma günü öğreneceksin arkadaşlarınla evet, birlikte. Yarın neredeyiz hanımlar? Bendeyiz. Evet Melike'cim. Senin ev Bursa'nın neresinde? Yıldırım taraflarında. Yıldırım'da. Peki yarın hangi gündeyiz? Ramazan'ın ilk günündeyiz. Evet. Evet. 11 ayın sultanı Ramazan'ın ilk günü değerli izleyenler. Yarın inşallah oruçlu olacağız. Evet inşallah. İftar masasında olacağız. Ve ben bu vesileyle de söyleyeyim, hani bu Ramazan boyunca şöyle bir şey arzu ettim. Hem izleyicilerimize fikir olması adına bir yemeğinizi, tarifini eğer bizimle paylaşırsanız tabii, biz buna çok sevinirim. Bir ana yemek olabilir, bir yardımcı yemek olabilir, yanına eşlikçi yemek olabilir. Bu şekilde bir sunum yaparsanız tamam. Çok memnun olurum. Seve seve aslanım. Yarın. Hem de daha iyi olur evet. Sanki. Sizler için çok güzel bir ana yemek düşünüyordum. Onu o zaman seyircilerimizle birlikte yaparız. Çok teşekkür ederim. Ve tabii ki oruçlu olacağımız için inşallah iftarda birlikte olursak İnşallah. İlk iftarımızı da senin evinde yapmak i̇nşallah, nasip çok olur. İnşallah çok sevinirim. Böyle güzel bir güne ilk İnşallah. Ben İnşallah biz de öyle. Çok teşekkürler ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. Bugün için. Adam. Sizlere de teşekkür ediyorum biz hanımlar. Teşekkür ederim. Yarın yine aynı saatte Show TV ekranlarında görüşmek ümidiyle efendim. Hoşça kalın. Lütfen bizimle kalın.